İlişkilerle ilgili en iyi bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğim arkadaşlar. Ya bilmek nasıl bir şey? Dünyanın yuvarlak olduğunu bilirsin. Değişmez. Ama ilişkilerle ilgili bildiğin her şey o kadar değişiyor ki, o kadar güncelleniyor ki hayat ilerledikçe. 8 yıl önceki videolarımda o kadar emin anlatıyormuşum ki. Kural 1, taktik 2 falan. Hiç böyle değilmiş. Bildiğim bir şey yok. Düşündüğüm şeyler var. Ve düşünceler değişebilir diyorum ve başlıyorum. İlişkiler hakikaten canlı organizmaymış ya. Vallahi çocuk gibi yani büyüyor, öğreniyor, düşüyor, kalkıyor. Yoracak zaman zaman. Zaman zaman çok iyi gelecek. Zaman zaman ay yeter sıkıldım gitmek istiyorum diyeceksin. Zaman zaman sarılıp Allah'ım böyle bir şey bulduğum için ne kadar şanslıyım diye düşüneceksin. Derinleşmiş ilişki diyeyim. Gerçek bağların olduğu bir ilişki böyle bir şey. İlişkilerin dalgalı denizler olduğunu en baştan bence kabul etmek gerekiyor. O zaman insanın daha rahat edeceğini düşünüyorum. Kadınların ve erkeklerin kafalarının farklı çalıştığını düşünüyorum. Bu böyle şey değil. Bizi anlamıyorlar. Jetonları geç düşüyor falan gibi değil. Ne onları yeren ne bizi yücelten. Sadece bu bir gerçek. Erkekler bence sorunları önce sessizlik içinde sindirmek istiyorlar. Hatta bunu istiyorum. Şimdi sessizce sindireceğim diye düşünerek de değil yani. Çok böyle bilinçli bir şekilde yapıldığını da düşünmüyorum. Ama mesela kocam sorunlarını birkaç gün susarak, kendiyle kalarak, bense konuşmalıyız, çözmeliyiz, aramızda duran bu fili yok etmeliyiz gibi düşünüp, o konuşmadıkça çıldırıp, çıldırdıkça karşı tarafı da biraz belki çıldırtıp, yani böyle bir çılgınlığa sürükleyen bir şeye dönüşüyordu bizi bu durum. Ne demek bir sorun hakkında konuşmamak? Sorun varsa konuşulacak, konuşulmuyorsa bu ne demek? Karşı taraf beni iplemiyor demek gibi bir düşünce içindeydim eskiden. Şunu fark ettim. Benim için bir sorunu çözmek için derhal konuşmaya başlamak ve bunu uzun 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 konuşmak aşırı normal. Başka bir yol düşünemiyorum. Bu. Karşı taraf için de bunun sana normal geldiği kadar normal geliyor olamaz mı? Bu da onun senin konuşma ihtiyacın kadar büyük belki bir ihtiyacı olamaz mı? Susma ve işleme, proses etme. Ya herkes her şeyi başka yaşıyor değil mi? Ben kendi yolumdan vazgeçtim mi? Hayır. Ben yine bu yöntemle sorun çözmek istiyorum ama karşı tarafın yöntemine de saygı duyup bir süre bekliyorum. Hatta geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bir konu vardı. Normalde ben çözmeliyiz diye hemen başlardım. Bu defa bıraktım. Konuyu buzluğa attım. Bir ara çıkarırız, çözülür bakarız dedim. Bu da benim çift terapisinden falan sonra öğrendiğim bir şey aslında. Geçen seneki ayrılıktan sonra öğrenmişim şimdi bakınca. Ve ne yaptım? Birkaç gün hayatımı yaşadım. Trip atıp böyle. Asla. Ortak müşterekler, işte köpekle ilgili bir konu varsa konuştum. Eve köfte alacaksak konuştum falan. Ama bu kadar. Ondan sonra bir de baktım. 2 günlük sessizlik süreci bitince bana bu kadar mesajlarla, ki hiç huyu değildir yani, derdini anlatmaya başladı ve çok şaşırdım. Dolayısıyla gerçekten erkekler ve kadınlar, hatta erkeği ve kadını geçtim, tüm insanlar başka başka baş ediyor bir şeylerle. Şahsınıza almayın. Beni takmıyor mu, iplemiyor mu, ilişkimizi sallamıyor mu, ayrılacak mı, niye böyle yapıyor falan gibi hemen alevlenmeyin. Alevlenmemek gerekiyor. Bunu öğrendim. İlişki bir okul arkadaşlar. Ve bence bu eğitimden her insanın geçmesi lazım. Mesela senin kendinle ilgili fikirlerin oluyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Fakat bir ilişkiye girip bağlar derinleştikten sonra ve sen kendi şeytanlarınla yüzleşmeye başladıktan sonra, çünkü ne zamanki bağlar derinleşiyor, o zaman anne ve babanla olan bağlarından kalma travmalar. Buradayım. Hop, bana dokundun. Şimdi de bana dokundun. Onun bu hareketiyle ben dur buradan bir kafamı uzatayım demeye başlıyor. Ben eskiden uzun ilişki asla istemeyen biriydim. Tedirgin olurdum yani. Birazcık bağlar derinleşsin. Çünkü yani orası mayınlı bir arazi. Yakın bir ilişki kurduğun vakit o mayınlar patlamaya başlıyor. Kaybetme korkunu, sevilmeme korkunu, derinlerde bir yerde kendini ne kadar vazgeçilebilir ve değersiz hissettiğini ve bunun mesela babamın 15 yaşındayken ben ettiği intiharla bağlantısını falan, o intiharın bende
hiçbir iz bırakmamış olduğunu düşünürken 30 yaşımdan sonra o izlerle çat çat yüzleşmemi falan, yani benim için 20'lerdeki Gözde'nin bilinç düzeyiyle ilişkinin dönüştürdüğü Gözde'nin bilinç düzeyi o kadar farklı ve şu anki Gözde o kadar iyi bir yerde ki o kıza göre. Travmanı görmezsen, senin üzerindeki etkilerini hissetmezsen onu çözmek için bir adım da atmıyorsun. Yani ben bu ilişkiye girmemiş olsam, değersizlik duygularımla, özümde bir yerde kendimi aslında hiç de dışarıya lanse ettiğim kadar sevmeyişimle ben bu ilişkinin başlarında yüzleştim ve yüzleştiğim için de terapilere başladım ve bunu aşma yoluna gittim. Bu yüzden bence çok kıymetli ilişki. Biteni de kıymetli, devam edeni de kıymetli. İlişkilerle ilgili benim çok sık yapmış bulunduğum, doğru olmadığını zamanla anladığım bir şey var. Duygularının çok yoğun olduğu anlarda ilişkinle ilgili her pürüzü, çünkü dökmek, boşaltmak ve ondan kurtulmak, sisteminden atmak istiyorsun ya, her arkadaşına anlatmak. Şimdi ne oluyor? İnsan çok mutlu olduğu günler, şimdi 8 yıllık bir ilişkinin mesela çoğu gününde mutlusun yani. Yoksa zaten beraber olamazsın. Huzurlusun. Şimdi huzurlu ve mutlu olduğun günler, ay Orkun benim için böyle bir şey yaptı, ne kadar tatlı dediğin günler, ya da işte bugün kendim ya onunla böyle oturup köpekleri severken ne kadar şanslıyım. Böyle bir şey, hani hayat bana böyle bir güzellik, böyle bir bağ sunduğu için falan. Böyle şeyler düşündüğün anlarda arkadaşlarına oturup yazmıyorsun bütün gün. Yani ne öyle hava atıyormuş gibi, bir de garip de yani. Ya da işte kameraya da anlatmıyorsun. Ama bir şeyler kötü gidiyorsa, sinirliysen dökülüyorsun böyle günlük yazar gibi. Ben böyleyim. Ve sonra ne oluyor? Onlar güzel zamanlarınızı bilmediği için tamamen bir çöp adama çeviriyorsun karşındaki kişiyi. Hiçbir artısı yokmuş gibi. İkincisi, kendini de böyle acılar içinde yaşamasına rağmen o ilişkiden çıkıp gidemeyen aciz bir kıza da dönüştürüyorsun. Sonrasında pişman oluyorsun. O yüzden böyle konuları tamamen artık psikologla konuşmaya başladım arkadaşlar. İçim rahat etti. İlişkiyi anlamlandırmak için benim hata gördüğüm şeyler ne kadar hata? Mesela bana psikologum dedi ki akıl okumayın dedi. İlişkilerdeki iletişim sorunlarının altından genelde bu çıkar dedi. Sen mesela o insanı çok iyi tanıdığını düşünüyorsun, tamam mı? Ve diyorsun ki bunu bu yüzden yapıyor. Çünkü ben onu yıllardır çok iyi tanıyorum. Ben onun içini bilirim. Ben onun ciğerini bilirim. Aklından ne geçtiğini çok iyi bilirim. Ve sen senin çok iyi bildiğin varsayımına dayanarak o kişinin davranışlarına belki hiç gerçek olmayan bir senaryo yazıyorsun. Bu senaryo üzerinden ona sinirleniyorsun. Kendini değersiz ediyorsun. Hatta belki bu senaryo üzerinden ayrılığı bile düşünüyorsun. Ama ben mesela çift terapisine gittiğimde benim Orkun kesin böyle düşünüyor dediğim şeylerle onun düşünceleri ve altından çıkanlar bambaşkaydı ve ben çok şaşırmıştım. Yani belki de bok yoluna gidecektik. Boşu boşuna ayrılmış olacaktık. Dolayısıyla bu konularda ben terapiden çok faydalandım. Terapi demişken Hayvel'imizin İndirim kodunu her ay olduğu gibi yine bırakacağım arkadaşlar. Hayvel'de 15 dakika ücretsiz ön görüşme hakkı var ve bunu defalarca yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Terapiyle alakam olmadı ama Gözde'nin üzerinde bu kadar etkisi olmuş, neymiş bu falan gibi bir düşünceniz olursa ya da ilişkilerle ilgili kafanız karışıksa, ilişkiniz olmasıyla ilgili, olmamasıyla ilgili ya da hayatınızla ilgili motive olamıyorsanız belli konularda, hep kendinize sözler verip ertesi gün yine tutamıyorsanız, kafanızın karışık olduğunu hissediyorsanız, ya bu hayatın hakkını vermek istiyorum diyorsanız, bir kere geliyoruz şu dünyaya, aşağıya bırakacağım linkten 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme seansınızı ayarlayın. 1200'den fazla psikolog var zaten Hayvel'in kadrosunda, uzman psikolog bu arada, bu da çok önemli. Oradan eminim ki kimyanızın tutacağı bir psikolog mutlaka karşınıza çıkacak. Online olmasa çok güzel. Şu an İzmir'de hava 42-43 derece. Ben Çeşme'deyim. Bak, benim en büyük problemim de olsa ölsem de gebersem de vallahi bu sıcakta hiçbir derdimi anlatmak için İzmir'de bir psikoloğun ofisine gidemezdim mesela. Hayvel'de online terapi alabildiğin için odama çıkıp terapimi alabiliyorum. Aşağıya linki bırakıyorum. Kendinize bu kıyağı yapın diyorum ve devam ediyorum. İlişkiler sonsuza dek sürmek zorunda değil arkadaşlar. Yani bir ilişki güzel başladı diye, güzel devam etti diye hayat boyu gelişimize hizmet
edemeyebilir. Yani şöyle anlatayım. Mesela Sertab Erener'le Levent Yüksel'in bir boşanma süreci olmuştu. Ondan sonra bir röportajlarını okumuştum. Biz beraberken çok fazla hastalıkla uğraştık. Birbirimizin yaralarını sardık. Sanki birbirimizin hayatına bunun için gönderilmiş gibiydik. Ve İkimizin de savaşları bittiğinde birbirimiz için görevimizi tamamlamış gibi olduk. Hani iki sıkı dosta dönüştük ama bu ilişki sanki bizim için tükendi gibi bir şey. Ve ben bunu geçen sene ayrılırken, biz bir küçük ayrılık yaşamıştık ya, hissettim. Biz tanıştığımızda ben istifa etmiş, sosyal medya yani yeni yapmak istediği yeni işe yeni başlamış. 10 seneye tek başına yaşadıktan sonra anne babasının yanına dönmüş ki bu bile başlı başına zordur. Üzerine bir de babası Alzheimer olmuş, evde inanılmaz bir kaos var. 2 günde bir ağlıyordum ama bir yandan da mutlu videolar çekmeye çalışıyordum. Biz tam o zaman tanıştık. Onun da aslında zor bir dönemiydi ve biz o dönemde birbirimizin gerçekten yaralarını sardık. Ben duygusal olarak çok daha zayıf biriydim ilişkiye başlamadan önce. Şu an bence bambaşkayım. Çok değiştim yani. Şöyle bir şey oluyor. O zayıf anında ihtiyaç duyduğun kişi, sen artık güçlendiğin zaman eskisi kadar sana hitap etmiyor mu acaba? Biz burada birbirimiz için işlevlerimizi, misyonlarımızı tamamladık mı acaba gibi bir duygu. İçten içe, belki bilinç düzeyinde bu kadar açık değil ama birbirine artık ota boka batmaya başlayarak böyle bir duygu gelebiliyor. Ben acaba biz böyle mi olduk ya diye düşündüğüm bir dönemde aslında başka eve taşındım. Fakat sonra o ayrılık da bana çok şey kattı. Bunların ötesinde bir bağ kurmuş olduğumuzu fark ettim. Orkun benim ailem olduğunu, sandığımdan çok daha fazla şeyi temsil ettiğini, bana sandığımdan çok daha iyi geldiğini, yaralarımı sarmanın ötesinde bu dönüşmüş, güçlenmiş, duygusal olarak başka bir yerde olan Gözde'yle de aslında çok güzel bir bağı olduğunu ama bu bağın da aslında yeni yeni kurulmaya da başladığını. Yani değişmiş, dönüşmüş halimle sanki ilişkinin ikinci yarısının başladığını hissetmeye başladım. Ama böyle olmasaydı, karşı taraf içinde olabilirdi. Misyon tamamlanmış olsaydı bitebilirdi. Sanki böyle ilişkilerin ya da evliliklerin bitmesi için hep büyük olaylar olmalı gibi belki düşünüyor insanlar. İşte aldatılmak, şiddet. Ama bazen gerçekten birbirinizin hayatına manevi hizmetinizin bittiği noktada, artık iki böyle eski dosta dönüşüyor gibi olduğunuz noktada da bitebilir ve bu normaldir. Nasıl bir yerdeyim biliyor musun? Hayatta insanın başına, yani ben mesela şunu asla söyleyemem. Sonsuza kadar mutlu olacağız. Bilmiyorum. Olmayabiliriz. Şu an parçalarımız birbirine uyuyor. Tamam mı? Ama ben böyle değişirsem bu hayatta, bu hayat beni bu hale getirirse, onu şu hale getirirse puzzle bozulabilir ve bu normaldir. Yani bunu kabul etmek, hayatın böyle bir yer olduğunu, her şeyin, tüm düzenlerin değişebileceğini kabul etmek bence insana bir sakinlik, bir huzur. İlişkiyle ilgili bazen bazı şeyleri çok da büyütmemek, biraz daha akışına bırakabilmek, gerçekten çok ateşli yaşarım tüm duygularımı. Bu ateşin bulaşıp her yeri yakıp yıkmasına izin vermemek ve dediğim gibi duygulara, kendi duygularıma biraz daha mesafeli kalabilmeye çalışmak konusunda vallahi iyi bir yere gelmişim. Aferin bana. Darısı gelmek isteyenlerin başına ilişkiden öğrendiklerim böyleydi. Siz neler öğrendiniz? Siz neler düşünüyorsunuz ilişkilerle ilgili? Taze tecrübeleriniz neler? Eteğinizdeki taşları siz de dökebilirsiniz diyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.